Sayın Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ahmet Necat ve dini lider Hamene ile görüşerek ülkeye döndü. Yaptığı basın toplantısında şunları söylemiş. Her türlü istikrarsızlık unsuru bölge ülkelerinin tümünü birden etkileyecektir. İran'da yaptığımız görüşmelerde bunu dile getirdik ve görüş birliğinde olduğumuzu teyit ettik. Sayın Hamene de bizim fıkhımızda, bizim şeriatımızda kitle imha silahı kullanılmaz diyor. Bunu söyleyen bir insanın bu ifadelerinden sonra ben İran nükleer silah yapıyor iddiasında bulunamam. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı da teyit ediyor. Barışçıl amaçla nükleer programı uygulama hakları yok mu ifadelerini kullanmış. Ayrıca İran basını Sayın Erdoğan ve Sayın Ahmet Necat'ın el ele yürüdüğü resmi tüm gazetelerde yayınlamış. Fakir. Çok iyi olmuş. Evet, maşallah. Başka var mı öyle resim? Deminki resmini gösterdik galiba. Bir tane daha vardı. Ha, maşallah. Bak dostane ya, arkadaşlar bir toplantı. Ya kardeşim İran atom bombası yapmaz diye bir şey yok. Yapar. Türkiye'de de var atom bombası. Yani var Türkiye'nin bu atom bombası. İran'ın da var atom bombası. Yani yapıyor değil, ya var yani. İsrail'in var atom bombası. 300'ün üstünde atom bombası var İsrail'de. Pakistan'ın var. Hindistan'ın var. Çin'in var. Ucu bucağı yok Çin'in. Hem de kıta arası roketlere yerleştirilmiş olarak. Yani balistik roketlere yerleştirilmiş olarak. Mebzur miktarda. Yani öyle 300-500'den 1000'den açıklanacak gibi değil. Dünyayı 10 kere ortadan kaldıracak kadar atom bombası var sırf Çin'in. Rusya'nın zibil gibi atom bombası var. Amerika'nın zibil gibi atom bombası, İngiltere'nin var, Fransa'nın var atom bombası. İran'ın da olsun ne olur? Evet. Ama atom bombası olması hangi ülkede olursa olsun, nerede olursa olsun zaten gereksiz. Sorun. Her bir ülkenin dünyayı yüzlerce kere ortadan kaldıracak atom bombaya sahip olduğunu biliyoruz. Yani sırf Amerika'nın yüzlerce kere dünyayı, tamamen dünyayı silecek kadar atom bombası var. Ne gerek var? Niye oluyor bu? İran'a kafa takmaların nedeni İran'daki inanç işte o. Görünmez Mehdi inancı. Hani bir gün böyle bir inançtan ortaya çıkarlar mı? Bence çıkmazlar. Çünkü inanmıyor ki Mehdi'ye. O anlamda inanmıyorlar. Yani bizde çaput bağlama neyse İran'da da Mehdi inancı o. Binlerce yere, görünmez yere, suyum gelebilir evet. Milyonlarca Müslüman evine aynı anda giren, bazen duvarda görüntü olan, bazen insan şeklinde görünen, bazen sırf sesi duyulan bir varlık olarak bütün dünyayı kapladığına inanıyorlar. Bu yalan. Uydurma bu. Kendileri inanmıyorlar. Dolayısıyla hiçbir zaman için Mehdi'nin çıkacağına inanmıyorlar. Çıkmayacağı için de atom bombası falan da kullanılmaz. Kullanmazlar. Ya inanmadığı bir şey için niçin mücadele etsin? Mehdiyeti şeytan çeşit çeşit yöntemle boğmaya çalışıyor. Bir boğma yöntemi de işte bu Şia'daki ya Caferi olan kardeşlerimizdeki bu inanç. Bu yanlış saplantılı inanç. Sünnilerde de var aynı şekilde. Kan revan içinde bırakacak diyorlar dünyayı. Her yeri yakıp yıkacak. Dünyanın dörtte üçünü yok edecek diyor. Sünni kardeşlerim mi söylüyor bunu? Şiiler de aynısını söylüyorlar. Caferiler de. Onlar da dünyanın dörtte üçünü yok edecek diyor. Bakın daha da ilginci aynı iddiayı aynı şekilde evanjelikler de söylüyorlar. Onlar da diyorlar ki dünyanın dörtte üçünü yok edecek diyorlar.